Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Asıl sizi sormalı Fahri Bey. Kız evlendirmek nasıl bir şey? Yanlış adama soruyorsun. Fahri Bey kadar kızına düşkün biri için hiç de kolay olmasa gerek. Vallahi itiraf edeyim, hiç öyle düşünmüyorum. Önemli olan kızımın mutluluğu. Hem kızı vermiyoruz canım, damat alıyoruz biz. Desene, bir de oğlun oluyor yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aynen öyle. Görüşürüz. Fahri'cim nasılsın üstadım? Hoş geldiniz, nasılsınız? Etek uçları buruştuysa üstünüzde de ütülerim Sahra Hanım. Her şey gayet iyi İffet, mesele yapma. Biraz dar mı ne? Nefesini tutsana azıcık. Amma yaptın, tam üstüme oturuyor işte. Dur, kıpırdama öyle. Pek yakıştı gelinlik. Ne kadar zor şeymiş gelinlik giymek ya. Giymesi neyse de bir de bunun çıkarması var. Sen asıl onu düşün. Artık o da Sinan'ın işi. Aman sakın onun yanında çıkarmaya falan kalkışma. Baksana ne hallere giriyor insan. Oo, bir küçük gelin daha var burada. Sahra'nın Nedime'si mi olacaksın sen ha? Hiçbir şey sormayacağım. Çocuğu sıkıştırma, Nedime'm falan olmayacak o. Arkadaşım olacak değil mi Lara? Arkadaşın da olmayacağım. Pekala. Buna sonra karar veririz, oldu mu? Oh, nerede kaldın İlhancığım? Aşk olsun. Sen de kayınpeder sayılırsın yani. Efendim, tanıştırayım. İlhan Bey benim hem çok eski bir dostum hem de okuldaş. Memnun oldum efendim. Ben de. Aile avukatı desen daha memnun olurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Pelin gelmedi mi? Sayemizde kadıncağızın kendini ayıracak vakti mi kalıyor? O hala şirkettedir. Vallahi bu kız sizin yüzünüzden evde kalacak yani Fahriciğim. Kalmaz o, kalmaz bilir işini. Bildiğim muhakkak, yoksa daha 35'inde genel müdür yardımcısı olamazdı. Geçen gün şirkete geldiğimde epey dertleşti benimle. Bir an önce genel müdür olmayı bekliyor. Elbette dedim. Sen olmayacaksın da kim olacak? Keşke öyle demeseydim. Neden? Niyetin oydu. O zaman Zahra'nın evlenme durumu yoktu. O yere Sinan'ı düşünüyorum artık. Ya Sinan, bu kadar şanslı olacağın aklıma gelmemişti. Eski karının haberi var mı? Olmaz mı? Beni arayıp Lara'yı yanına alacağını söyledi. Hadi ya. İlle canımı sıkacak bir şey yapacak ya. Ben de derhal yollayayım sana dedim. Tabii, hemen vazgeçti. Gel bakalım küçük gelin. Sahra hazır mı, onu gördün mü? Gördüm. Bebek gibi giydiriyorlardı. Güzel miydi? Hayır, hiç güzel değildi. Babamızın yeni eşini biraz kıskanıyoruz galiba. Annem ondan çok daha güzel. Elbette, anneler her zaman güzeldir. Ama Sahra annem değil. Nasıl oldu efendim? Harika. Ne dersin Feyza? Ah Sahra, melekler gibi oldun. Ay işte Pelin de geldi. Merhaba. Benim çalışkan, fedakar genel müdür yardımcı. Yorulun. Nasılsın Pelinciğim? Hayret, hazırlanmaya da fırsat bulmuşsun. Bu kadar marifet iyi doğrusu. Bütün randevuları, toplantıları tamamladım. Fahri Bey, Arnav şirketiyle yapılacak anlaşma metni de hazır. Yıl ortası bilançosunu masanızın üzerine bıraktım. Üretim raporları da onun yanında. Pelin, lütfen. Bırak da şu düğünün tadını çıkarayım yahu. Unutma, benim yalnız bir tek kızım var. Tamam, pardon. Aslında benim de biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Hadi gel, sana bir içki bulalım. Sahra Hanım hazır efendim. Aa, öyle mi? Hazır demek. Öyleyse başlayabiliriz. Gördüğüm en güzel gelinsin. Kuğu gibisin. Sağ ol. Valizler hazır değil mi? Her şey hazır. Seninkileri de bizzat ben yaptım. Pasaportlar, biletler? Onlar da tamam. Sen bir tanesin. Valizler arabanın arkasında, bagajda. Ama yolda giyecekleriniz arka koltukta. Harika. Kimse bilmiyor değil mi? Bilmiyor.
Bu güzelliğe dayanamam. Abartma. Nefesimi kesiyorsun. Hadi. Dur canım, eteklerini düzelteyim. Aman yavaş yürü, ayağın takılmasın. Yapılan araştırmada evlenmenize engel bir hal görülmemiştir. Şimdi bu isteğinizi şahitlerimiz ve konuklarımız huzurunda bir kez daha sözle ifade etmenizi istiyoruz. Siz Sayın Sahra Evliyagil, Sinan Taray'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Sinan Tara, Sahra Evliyagil'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Ne diyorsun? Bu evlilik yürür mü sence? Arada çok fazla sınıf farkı var. Sen de amma yaptın. Sinan alt sınıftan biri değil ki. Okumuş, iyi yetişmiş, modern bir çocuk. Ama kız çok zengin. Üstelik saygın. Turnayı gözünden vurmak diye buna derim ben. Sinan aslında ihtiraslı biridir. İddialıdır. Çok başarılı olacağına eminim. Sen bilirsin. Söyle bakayım. Nedir bunların gizli balayı? Söyleyemem efendim, söz verdim. Söyle, bu bir emirdir. Unutma ki büyük patron benim burada. Ama ben sizin değil, Sahra'nın özel sekreteriyim. Ve onun benden istediği her şeyi yerine getiririm. Hadi söyle. Sana söz, her şey aramızda kalacak. Patron çok mutlu görünüyor. Galiba hayalimdeki damadı buldu. Fahri aslında hüzünlenmiştir ama kimsenin neşesini bozmak istemediğinden belli etmez. Keşke sağ olsaydı da Sahra'nın annesi de kızının bu mutlu gününü görseydi. Sadece birkaç kere adı geçti ama Fahri Bey'in eşini çok sevdiğini hemen anlamıştım. Çok sevmiştir, çok. Bir gün sana anlatırım. Hiç olmazsa şu kadarını söyle. Gece yemi yakalıyorlar mı? Hayır. Ne kadar var gitmelerine? Yalnızca 1-2 saat. Ne diyorsun? O halde hemen halletmem gereken bir şey var. Sinan, seni birkaç dakika güzel karından ayırabilir miyim? Biraz zor ama emredersiniz. Gel, biraz konuşmamız lazım. Baban çok ısrar etti balayınla ilgili ama zar verip sır vermedim. Asla.
Şuna bak. Gazete üvey babanın ölüm ilanlarıyla dolu. Zenginin ölümü de bir başka oluyor. Benden hep nefret etmişti. Ama anneme aşıktı. Onun hatırı için bile zor katlanıyordu bana. Öldüğüne üzüldüğümü söylersem yalan söylemiş olurum. O adamdan kalan mirası bir düşün Nil. Akılsızlık etme. Bana bir kuruş bile bıraktığını sanmıyorum. Hiç belli olmaz. Bunu öğrenmenin bir yolu olmalı. Ev halkıyla iletişim kur. Ne de olsa sen de ailedensin. Bunca yıl evdeki hizmetçiden başka hiç kimse beni arayıp sormadı. Sen ara. Başsağlığı dile. Bu iyi bir bahane olur. Sahra Hanım, çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Ama biraz toparlanın lütfen. Sonra bebeğe bir zararı olur. Ne ilgisi var? Bebek yüzünden babamın yasını bile tutamayacak mıyım? Öyle demeyin Sahra Hanım. İyi ki var o bebek. Size güç veriyor, ümit veriyor. Yarın öbür gün doğunca da bir güzel oyalayacak sizi. Babamın onu görmesini çok isterdim. İlk torunu. Doğumu öyle bir hevesle bekliyordu ki. Beklemez mi? Gün sayıyordu rahmetli. Onu kucağına aldığında çok mutlu olacaktı. Yetişemedi. Sen ne dikilip duruyorsun burada? Git öteye. Konuşacaksan sıraya gir. Tamam mı? İffet. Hadi. İffet benim. Efendim? Sesimi alamadın mı? Ben, Nil. Babam ölmüş. Gazetelerde ölüm ilanını okudum. Çok üzüldüm. Ancak telefon edebiliyorum. Bir başsağlığı dilemek istiyorum. Sahra'yı verir misin telefonu? Sahra Hanım. Nil Hanım arıyor. Ne? Nil Hanım mı? Evet, kardeşiniz. Başsağlığı dileyecekmiş. Evde olmadığımı söyle. Hangi yüzle arıyor ki? Şu cesarete bak. Ya kardeşim. Kendisi müsait değil Nil Hanım. Ama aradığınızı söylerim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah Allah ya. İffet, yakında çıkacağım. Üstümde başımda giyecek bir şey kalmadı. Bana görüş gününde giyecek bir şeyler getirir misin rica etsem? Peki getiririm, merak etmeyin. Tamam, sağ ol. Hoşça kal. Bir de utanmadan beni arıyor, çıldırmış. Bütün yaptıklarından sonra onunla görüşürmüşüm gibi. Tatlım. Bu kadar kin ve nefret sana hiç yakışmıyor. Bir de üstelik dünyanın en güzel bebeğini beklerken. Ne mantık. Hem bebeğin güzel olacağı ne malum? Olmaz mı? Sana benzeyecek. Ne kadar isterdim biliyor musun? Nil gibi birinin hayatıma hiç girmemiş olmasını. Şimdi sen beni dinle. O ve sen aynı annenin çocuklarısınız. O beni hep kıskandı Sinan. Geçmişi bırak. Şimdi onun durumunu düşün. Hapisten çıkıyor, parası yok, gidecek yeri yok. Hayatta sizden başka kimsesi yok. Onun durumunda olmak acaba nasıl bir şey? Hiç tanımadığım birini bana niye savunuyorsun ki? Bu savunmak değil. Ama bence senin gibi birinin daha yumuşak, daha hoşgörülü olması gerekmez mi? Ne yapmamı istiyorsun yani? Ona kucak mı açayım? Kendini onun yerine koy. Yalnız, sevgisiz. Parasız. Bilmiyorum. Ama onun benden uzak olmasını istiyorum. Bir kadeh daha alabilir miyim?
Rica ederim. Sanırım yıllardan beri ilk kez içiyorsun. Umarım dokunmaz. Umarım dokunur. Bu gece sarhoş olmak istiyorum. Geçmişin kapılarını tamamen kapatmak istiyorum çünkü. Bana kalırsa geçmişi unut. Ama sarhoş olma. Haklısın. O zaman uygun bir otel bulmayı beceremeyebilirim. Daha çıkıp kendime kalacak bir yer aramam gerekiyor çünkü. Bu gece burada kalabilirsin. Vakit geç oldu. Senin nezaketini istismar etmek istemem. Her ne kadar burası bir zamanlar benim de yaşadığım evim olsa bile. Ne kadar yakışıyor kucağınıza. Bütün bebekler annelerinin kucağına yakışır. Sizi üzmüyor değil mi? Hayır. İpek çok uslu bir bebek. Doktor bey isterseniz yarın taburcu olabileceğinizi söyledi. Ah, çok iyi. Ben de evime gitmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz Sinan Bey. Nasılsın aşkım? Harikayım. Hadi dön artık eve. Seni özledim. Ama sevgilim artık sadece sana ait olamayacağım biliyorsun. Bak sana kim getirdim. Sinan. Seni de bebeği de görmeyi çok istedi. Onu kıramazdım. Hayır bana yaklaşma. Sinan, onun odamdan çıkmasını istiyorum. Sevgilim, Nil buraya iyi niyetle geldi. Buna inanmasam getirir miydim? Tamam Sinan, üstüne gitmeyelim madem istemiyor. Sahra, yalnız sana şu kadarını söylememe izin ver. Anneliğini bütün kalbimle kutluyorum. Sen bütün mutlulukları hak ediyorsun. Tek dileğim beni bağışlaman canım. Sahra, zavallı kadına niye bu kadar kötü davranıyorsun? Kendime hakim olamıyorum. Onu görünce tüylerim diken diken oluyor. Bu fobiden kurtar artık kendini. Ben ona çok acıdım. Biraz fazla ileri gitmiş olabilirim. Nil. Özür dilerim. Bu mutlu gününüzü berbat ettim. Hayır, ne münasebet. Sahra seni kırdığı için çok üzüldü. Ama galiba geçmişi unutamıyor. Yerden göğe kadar haklı. Biliyor musun, yol boyunca hep bundan korktum. Ya beni görmek istemezse, ya konuşmazsa diye. Bütün istediğim beni bağışlaması. Hadi. Üzülme, her şey düzelir. Düşünsene, daha dün tahliye oldum. O kadar istiyordum ki evimi görmeyi. Perdelerimi, duvarlarımı, ailemin kokusunu hissetmek istiyordum. Sevdiklerimin kokusunu. Sinan Bey, eşiniz sizi çağırıyor. Geliyorum. Hadi Sinan, karını bekletme. Her şey için sonsuz teşekkürler. Thank you.
Kankam geldi. Çok güzel görünüyorsun. Muhteşem bebek nerede? Bebek odasında. Sinan Tara, senin bu iki olağanüstü kadını hak etmek için ne yaptığını bir bilsem. Aşk. İkisine de aşığım. Şirkette işler yolunda mı? Ben bir haftadan önce dönemeyeceğim herhalde. İşleri unut. Bebeğine bak sen. Her gün ona işlerin yolunda olduğunu söylüyorum ama bana inanmıyor demek. Sevgilim, sen genel müdür olabilirsin ama benim bütün özel işlerimi Feyza biliyor. İnan ki her şey yolunda Sahra. En küçük bir problem olsa bile bana haber ver, olur mu? Tamam, söz. Bilmiyorum ama acaba yanlış mı gördüm? Nil'e benzeyen bir kadın buradan çıkıyordu. Olamaz değil mi? Oydu. Sahra, öyle bir kadının yanına gelmesine nasıl izin verebiliyorsun? Lütfen karımı kışkırtma. Nil ondan özür dilemek için geldi. Ama bu çok saçma. Onu öldürmeye çalışmamış mıydı? Nil gerçeği bana anlattı. Onun hedefi sadece kocasıymış. Sinan, o bir katil. Herkes hata yapabilir. Cinayete hata mı diyorsun sen? Ya lütfen başka bir şey konuşabilir misiniz? Bu olay yeteri kadar canımı sıktı zaten. Hoş geldiniz Sinan. Ne haber İfet? Ben duş alırken bir meyve suyu hazırlatır mısın? Tabii efendim, tabii. Lara. Babacığım. Bak, Nil benimle oyun oynuyor. Öyle zevkli ki. Lara o kadar yalvardı ki onu kıramadım. Sahra da sen de evde yoksunuz. Kız yalnızlık çekiyor. Zaten evde olsanız da benimle oynamıyorsunuz ki. Hep iştesiniz. Ona arkadaşlık etmek için kaldım. Ama eğer senin için bir sakıncası varsa hemen gidebilirim. Hayır, söz vermiştin, gitmeyecektin. Babacığım, ne olur o burada kalsın. Bilmem ki, Sahra bunu nasıl karşılar? Nasıl karşılarsa karşılasın, bana ne? Ben yapayalnız mutlu olmuyorum. Artık Fahri dedem de yok. Tatlım, ben elbette kalmak isterim. Ama bu babanla Sahra'ya bağlı. Bence birkaç gün daha kalmanın bir sakıncası yok Nil. Nasıl? Yani şimdi sen bana Nil'in hala evde olduğunu mu söylüyorsun? Canım bak, keyfinin kaçmasını istemiyorum. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Kadın tamamen iyi niyetle davranıyor. Sen de bunun farkındasın sanırım. Onu ben davet etmedim. Kimse etmedi. Niçin geliyor? Niçin evimde kalıyor? Ya sen niye ona bu kadar yüz veriyorsun? Hata yapmış olabilir. Ama şimdi çok pişman. Bunu her an dile getiriyor. Ve seni gerçekten çok seviyor. Ona inanmak hiç içimden gelmiyor. Hayatının bu güzel dönemini Nil'e kin duyarak mı geçireceksin? Onu bağışlamaya çalışacağım, tamam mı? Ama asla evimde kalmasını istemiyorum. Elbette sonsuza kadar kalacak değil. Ama hem senin yükünü hafifletir hem de çocuklarla ilgilenir. Benim bebeğimle de ilgilenmesini istemiyorum. Ben Lara'yı da düşünüyorum. Bak, Lara bebeğimizi kıskanacak, ilgi isteyecek. Büsbütün huysuzlaşacak, sorun olacak yani. Belki Lara'yı bir süre için annesinin yanına gönderebiliriz. Bunu istemediğimi biliyorsun. Ne yazık ki Ebru iyi bir anne değil. Ben çocuğumu ilgisiz bir anneye bırakmak istemiyorum. Pekala. Madem Nil ve Lara hayatından memnun. Alo? Alo, kimsiniz? Şu anda ablan kocanın yatağında. Kimsiniz? Neler saçmalıyorsunuz? Seninle aynı çatı altında. Birlikteler. Birbirlerinin koynunda. Bu kadar zamandır fark etmediğine göre çok aptal biri olmalısın.
biricik meleğim benim. Anne hemen gelecek bebeğim. Ama şimdi gitmeliyim. Söz veriyorum. En kısa zamanda geri dönüp seni alacağım. Söz veriyorum. Sinan lütfen sakin ol. Nasıl olur? Şu yaptığına bak. Bizi terk etti. Beni, çocuğunu. Belki biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Anlamaya çalış. Bunu anlayamam. Çok mutluyduk. Bunu niçin yaptı? Her şey mükemmeldi. Hayır değildi. Kendini kandırma. Sen nereden bileceksin? O benim karımdı. Kendisini sevdiğimi biliyordu. Sana mutlaka haber verecektir. Sakin ol. Kendini böyle yıpratma ne olur. Pasaportunu da almış. Nereye gittiğini adım gibi biliyorum. Nereden bileceksin? Bıraktığı notta sadece ülkeyi terk ediyorum diye yazmış. Fas, Marrakeş. Oraya gitmiştir, balayımızı geçirdiğimiz yere. Bu sadece bir tahmin. Onunla birbirimize söz vermiştik. Eğer günün birinde aramıza ters giden bir şeyler olursa yine oraya gidecektik.
Aç benim. Zahra. Aç Zahra. Hayır. Git buradan. Seni görmek istemiyorum. Git. Seni seviyorum. Buraya geldiğini biliyordum. Seni evimize götürmeye geldim Zahra. Bütün o rezaletten sonra peşimden nasıl geliyorsun? Hangi cesaretle, hangi yüzle? Seni affedeceğimi mi sanıyorsun? Sana hepsini anlatacağım. Ama lütfen beni dinle. Bir kerecik dinle. Kendimi savunmam için bana bir fırsat ver. Hayır. Tek bir kelime bile etmeni istemiyorum. Artık sana inanmam. Zahra, ne olur aç şu kapıyı. Tamam, zorla kalacak değilim. Ama hiç olmazsa yüz yüze konuşalım, ne olur. Söz veriyorum. Eğer istemezsen çıkıp gideceğim odandan. Ama bırak da durumu anlatayım. Önce dinle, sonra infaz et. Yoksa sabaha kadar kapının önünden gitmem. Zahra. Söyleyeceğin yalanlara inanacağımı sanma. Ben her şeyi gördüm. Ama inan bana, senin zannettiğin gibi bir şey olmadı. Nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? İğrençsin. Senden nefret ediyorum. Senin gibi birini sevdiğim için kendimden de. Bu kadar aptal olduğum için. Bana bunu yapmana izin verdiğim için. Sen delisin. Seni aldatabileceğimi nasıl düşünürsün? Hayatımdan çekip gitmeni istiyorum. Dönmeye hazır olduğumda orada seni bulmak istemiyorum, anlıyor musun? Bizim bir kızımız var sana. Ondan da uzak dur. O çocuk bana ait. O işte bana ait, o evde. Benim olan her şeyi bırak ve git. Döndüğümde senden hiçbir iz görmek istemiyorum. Demek yargısız infaza kararlısın. Evet, kararlıyım. Zahra, bana son bir şans ver. İkimize de son bir şans. Görüyorum ki şu anda beni dinleyecek halde değilsin. Kafan karışık, çok kızgınsın, mantıklı düşünemiyorsun. Yarın bir kez daha konuşalım. Lütfen. Çocuğumuzun hatırı için. Hatırlıyor musun? Balayına geldiğimizde çok istediğimiz halde bir türlü çöl safarisine çıkamamıştık. Denk düşmemişti işte. Uçakta gelirken bu yüzden bana hep sitem etmiştin. İşte şimdi burada yine birlikteyiz. Sana o çok istediğin çöl safarisini yaşatmak istiyorum. Safarinin son durağında harika bir vaha olduğu söyleniyor. Sorunlarımızı orada konuşalım. Değiştirecek ki. Sen bu gece yatıp dinle. Yarın belki her şeye başka türlü bakarsın. Belki çöl vaha bize uğurlu gelir. Belki seni ikna ederim. El ele döneriz. Seni seviyorum. Bak arkadaşım, anlat bu adamlara. Karımla çölde safariye çıktık. Arabalar birbirini kaybetti. Otele dönmüşlerdir diye buraya geldim. Ama gelen giden olmamış. Karım ortada yok. Tamam, biliyorlar. Öyleyse neden bir şey yapmıyorlar? Karımı bulmalarını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Tamam mı? يسألكم لماذا لا تفعلون شيئا من أجل إنقاذ زوجتي. لا تقلقون إنما مرشدين السياحيين ستعودوا بعد قليل. Eşinizin yerinden haber var.
Geç de olsa mutlaka dönerler. Yahu dönselerdi şimdiye kadar dönerlerdi. En azından bir haber çıkardı. Söylemiyor musun onlara? Evet söyledim. Karım bu heriflerle birlikte çölde öyle mi? Allah kahretsin. Bu safari benim fikrimdi. Nereden çıkardımsa? Sakin olun. Gerekirse çölü helikopterle tarayacaklar. Sen bırak. Ben bakıyorum. Alo. Alo. Nil, benim Sinan. Korkunç şeyler oluyor. Korkunç. İnanamıyorum. Bir kabusta gibiyim. Ne oldu? Onu ikna edemedin mi? Sahra çölde kayboldu. Öğle vaktinden beri bulunamıyor. Hiçbir haber yok. Aman Tanrım. Onu neden yalnız bıraktın? Hem çölde ne işi var? Safariye gitmiştik. Arabalarımız birbirini kaybetti. Sabah aramaya başlayacaklar ama ben sabahı nasıl edeceğim bilmiyorum. Türkiye'ciliğinden yardım istemeye karar verdim. Sakin ol. Onu mutlaka bulurlar. Yarın her şey düzelir. İyi şeyler düşünmeye çalış. İstediğin an ben atlar gelirim yanına. Tamam çocukları merak etme. Allah yardımcın olsun. Ne olmuş? Sahra Hanım'ın başına bir şey mi gelmiş? Çölde mi kalmış? Safari'de bindikleri arabalar birbirini kaybetmiş. Bence Sinan işi büyütüyor. Yarın Sahra ortaya çıkacaktır. Ortada bir felaket falan yok yani. Çocuklar uyudu mu? بعد كله احنا كنقلبوا بالمروحيات ما لقينا لا المرشد ولا مرتك المهم احنا كنقلبوا وشو ديال الصفر بوليس مديري çok üzgün sabahtan beri helikopterle çölü taramışlar ne eşinize ne de rehbere bulamamışlar olanları görmüyor musunuz karım kaçırıldı çölde kum fırtınaları çok yaşanır ve bu fırtınalar çok şiddetlidir. Allah bilir belki böyle bir fırtınadan korunmak için bir yere saklanmışlardır. Benimle aynı arabada bulunan rehber de henüz bulunamadı. O kadar kişi birden kayıp mı yani? Ne oldu bunlara? Benim rehber beni otele bıraktıktan sonra nereye gitmiş olabilir? Bütün bu adamları bulmak bu kadar zor mu? Bu bir tuzak. Bu bir komplo. Tesadüf değil. Görmüyor musunuz? Hem mi dersin? İle gine mürşid, gadiyle doğmurduk. Allah izlesin ki bekir, sıfır mı anlaşmıyor? Adamları bulurlarsa eşinize ulaşırlar. Aramaya devam ediyorlar. Sabırlı olun. Sabır mı? Sabır ha? Karıma ne yaptıklarını, nasıl olduğunu bilmiyorum. Sabır ha? Sinan Bey, ben elçilikten Ayşe Manioğlu. Çok üzüldüm. Elçilik olarak hepimiz çok üzüldük. Rabat'tan az önce geldim. Ama size iyi bir haberim var. İyi bir haber ha? Eşinizin bindiği jipi kullanan rehberi bulmuşlar. Artık olayın aydınlanması an meselesi. Adam sorguya çekildiğinde arkadaşlarını ele verecektir. Her şeyi itiraf eder. Bütün mesele gözaltı süresi dolmadan ellerinde ipuçları olması. Aksi takdirde tek sanığı da salıvermek zorunda kalacaklar. Ne yani? Konuşmazsa salıverecekler öyle mi? Yasaya göre evet. Adam sorguda hiç konuşmamış. Şimdi gözaltında. Bence yasal sürede olmadan orada olalım. İlaç vakti.
sebep tecavüz zemeni. Telakın sarı akıllı. Gözaltı süresi dolduğu için adamı serbest bırakmışlar. Nasıl yani? Sarayın olduğunu öğrenmeden nasıl serbest bırakırlar? Tabi şu rayı sirelle. Nuhavil kul cuhdena min usul ile delil. Ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar. Bir ipucu bulacaklarına inanıyorlar. Müdürün neye inandığı beni ilgilendirmiyor. Ben karımı bulmak istiyorum. Onu sağ salim bulmak istiyorum. Sinan Bey lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım? Karımla birlikte çölde kayboluyorlar. Ve onun bir daha izine rastlanmıyor. Tamam ama başınıza bela açacaksınız. Kabar asvet. Katalıyorum. Lakayne şiddete. Kötü haber. Adam öldürülmüş. Cesedini bulmuşlar. Ama size iyi bir haberim var. İyi bir haber ha? Eşinizin bindiği jipi kullanan rehberi bulmuşlar. Artık olayın aydınlanması an meselesi. Adam sorguya çekildiğinde arkadaşlarını ele verecektir. Her şeyi itiraf eder. Bir sebep tecavüz zemeni. Tarakını sana akıllı. Gözaltı süresi dolduğu için adamı serbest bırakmışlar. Nasıl yani? Sarayın olduğunu öğrenmeden nasıl serbest bırakırlar? Tabi şu rayı sirelle. Nuhavil kul cuhdena min usul ile delil. Ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar. Bir ipucu bulacaklarına inanıyorlar. Müdürün neye inandığı beni ilgilendirmiyor. Ben karımı bulmak istiyorum. Onu sağ salim bulmak istiyorum. Sinan Bey lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım? Karımla birlikte çölde kayboluyorlar ve onun bir daha izine rastlanmıyor. Tamam ama başınıza bela açacaksınız. Kabar asvet. Katalıyorum. Lakayne şiddete. Kötü haber. Adam öldürülmüş. Cesedini bulmuşlar. Allah kahretsin. Bu da ne demek oluyor? Adamı susturmak istediler. Konuşmasını engellemek için öldürdüler. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sinan Bey böyle davranamazsınız. Başınıza bela açacaksınız. Ne demek bela açma? Karıma ne yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Sağ mı değil mi? Nerede? Onu bulmak zorundalar. Lausamat, Sinan Bey bu ülkede polise böyle davranılmaz. Hadi gidelim. Sanki herkes bize karşı bir komplo kurmuş. Bu insanları iyi tanırım. İnanın bana, onlarla iyi geçinmezseniz işler büsbütün zorlaşır. Bana kaybolan karımın hesabını vermek zorundalar. O tanığın öldürülmesinin de hesabını vermek zorundalar. Sinan Bey, yerinizde olsaydım İstanbul'a dönerdim. Yani karımdan ümidimi keseyim. Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır, hayır. Yanlış anladınız. Bakın ben bu ülkenin kurallarını da insanlarını da çok iyi bilirim. Bu yüzden söylüyorum. Burada her şeyin çözümü uzun vakit alır. Ne kadar alırsa olsun. Buradan sahrasız ayrılmam. Biz bu işin peşini bırakmayız. Ayrıca siz de Türkiye'de araştırmaların derinleştirilmesini daha rahat sağlarsınız. Ha? Uzaktan uzak değil mi? Burada haftalarca da kalsanız elinize bir şey geçmeyebilir. Karımın sağ olma ihtimali yok. Bana açık söyle. En ufak bir bilgiye ulaştığımızda derhal size haber veririz. Gerekirse tekrar gelirsiniz. Ama bunun ne kadar süreceğini bilemem. Burada kalmanız da işleri hiç kolaylaştırmıyor. Thank you.
Babacığım. Ya canım kızım. Seni çok özledim babacığım. Ben de seni. Nil'le seni karşılamaya geldik. Hoş geldin Sinan. Ne yazık ki sana verecek hiç iyi bir haberim yok. Biraz sabırlı ol. İyi haberler arkadan gelebilir. Hiç ümidim yok. Karıma neler yapmış olabileceklerini düşünmek istemiyorum. Düşünmemeye çalış. Olmuş şeylerin önüne geçemezsin. Zamanı geri döndüremezsin Sinan. İpek nasıl? Gayet iyi. İffet'i onun yanında bıraktım. Yatağını da benim yanımdaki odaya aldı. Böylece İpek'le her dakika ilgilenebiliyorum. Sağ ol. Tanrı anneni bize bağışlasın diye. Onu bizden ayırmasın diye. Dışarı çıkar mısın? Lütfen onun yanında acıklı kederli sözler etme. Bebek de olsa bunu hisseder. Çaresi olmayan bir durum. İpek o kadar küçük, o kadar korumasız ki. Şimdiden annesiz kalması içimi acıtıyor. Gel, yorgunsun. Bir şeyler iç, kendine gel. Hem Lara'yı da ihmal etme. Çok hassas bir dönem geçiriyor. O İpek gibi de değil, her şeye akla eriyor. Hadi Sinan. Bu resim güzel olmuş mu? Dur bakalım nasıl olmuş. Ağaçlar pek benzememiş ama çiçekler çok güzel. Aferin sana. Teşekkürler. Lara, birazcık Nil'i rahat bırakır mısın? Her zaman seninle meşgul olmak zorunda değil. Ama biz onunla... Yeter artık. Bırak da onunla iki laf edelim. Ben ne yapacağım peki? Odanda dünya kadar oyuncağım var. Hadi babayı dinle. Gece uyumadan önce gelip sana masal okurum. Hı? Daha çok erken. Ne olur babacığım biraz daha kalayım. Pekala ama kendi başına oyna. Tamam. Tamam mı? Beni en çok kahreden ne biliyor musun? İpek. Daha çok küçük. Annesini hiç hatırlamayacak. Ben ona annelik yaparım Sinan. O bana sevgili kız kardeşimin hatırası. Sen de öylesin. Sağ ol. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Çocuklarımı düşünüyorum. Lütfen. Ben varken onları hiç merak etme. Ben bir tane daha alacağım. En iyisi sızana kadar içmek. Sahra ölmüş mü, kesin mi? Şşş. Eğer öyleyse hiç üzülmedim. Onu hiç sevmiyordum. Çok ayıp. O babanın eşiydi. Bak hani kendi başına oynayacaktın? Özür dilerim babacığım. Sadece bir şey sordum. Hadi bakalım küçük hanım. Şimdi doğru odana. Babayı üzmeyeceğiz öyle değil mi? Çünkü onu çok seviyoruz ve çok özledik. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Lara seni ne kadar seviyor böyle? Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Sahra'yı bir türlü ısınamamıştı. Sahra'yı babasının sevgisini kendinden çalan kadın olarak gördü herhalde. Lara zor bir çocuk. Ona karşı gösterdiğin sevgi, sabır beni şaşırtıyor. Biliyor musun?
Onun kendi kızım olmasını çok isterdim. Biraz günah çıkartayım. Sana çok haksızlık ettik sen cezaevindeyken. Ben seni acımasız, korkunç biri sanıyordum. Kocamı öldürdüğüm için mi? Evet. Başka şeyler de var bana anlatılanlar. Sahra'nın anlattıkları mı? Beni bir türlü anlayamadı ne yazık ki. Üvey kardeştik ama ben onu hep sevdim Sinan. Bir zamanlar bu çılgın şehirde genç aşıklar yaşardı el ele. Sımsıkı bağlanmış yürekleri ayıramadı onları ölüm bile. Sahra. Neredesin? Neredesin benim güzeller güzelim? Biricik karım. Sana ne yaptılar? Kıydılar mı sana? Benim nazlı bebeğim. Bir tane. Konuşmayı hep geciktirmeye çalıştım. Zaman kazanmak istedim. Belki durumda bir değişiklik olur, her şey düzelir diye ummuştum. Ama ne yazık ki aradan 2 hafta geçmesine rağmen karımdan hiçbir haber çıkmadı. Fas polisi bu işi çözemedi. Bence hala yapılabilecek bir şeyler var. Daha bitirmedim Feyza. Lütfen izin ver. Evet. Elbette dış işlerimizden yardım istedim. Ettiler de. Ama yapılabilecek şeyler sınırlı. Bunu söylemek benim için çok zor. Ama galiba Sahra'yı kaybettik. Takdir edersiniz ki acım çok büyük. Ama her şeye rağmen burada yönetmek zorunda olduğum koca bir şirket var. Yan kuruluşlarımız var, çalışanlarımız var. Buradan ekmek yiyen aileler, binlerce kişi. İşlerin yürütülmesi için bana yardımcı olmanızı istiyorum. Sahra da bunu isterdi. Bana ne kadar oldu ki? Bu dönemde yeni anneler sinirli ve tahammülsüz olurlar. Bunları hoş görmen gerek. Ben onu düşünerek konuşuyorum. Akılsızca davranırsa babasından kalan her şeyi kaybedebilir. Hayır edemez.
Fahri Bey'in serveti onun torunlarının torunlarına yeter. Hoş geldin. Nasıl geçti günün? Nasıl geçebilir? Ben de ev için alışveriş listesi yapıyordum. Al bakalım. Bana bir emriniz var mı Sinan Bey? Yok bir şey. Sahra'nın ölüm kararı ile ilgili bir gelişme var mı? Hayır. Bu İlhan işleri iyi takip etmiyor galiba. Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne telefon açıp sordum nereden bilgi alabiliriz diye. Ne gerek vardı? Miras? Miras için Sinan? Sahra'nın öldüğüne dair bir karar çıkmazsa miras paylaşımı yapılamıyor. Kimsenin acelesi yok. Hiçbirimizin. Hem bu iş seni neden ilgilendiriyor bu kadar? Çünkü sen ilgilendiriyorsun. Çünkü İpek ilgilendiriyor. Nedenine gelince, çünkü siz Sahra'nın ailesisiniz. Ben de öyleyim. Sahra gitti. Sahra yok. Önemli olan bu. Her şey sadece bir kuşku yüzünden oldu. Pis pisine. Benim içip sızmam yüzünden. Sahra'nın gelip beni senin yatağında görmesi yüzünden. Neden bu kadar allak bullak oldu anlamıyorum. Sanki çekip gitmek için bir bahane ararmış gibi. Ben anlıyorum. Ben onun kocasıyım. Onun ne kadar acı çektiğini anlıyorum. Neden o kadar kırıldığını da. Sen elbette anlamazsın. Nereden anlayacaksın? Bana o kadar içirmeseydin bütün bunlar olmayacaktı. İçki içmenin sorumlusu ben miyim? Evet sensin. Daha neler? Sahra'nın gidişinden de beni sorumlu tut bari. Neden o gece sarhoş olduğumu ona haber vermedin? Neden beni kendi odana götürüp yatırdın? Nankörsün sen. Çünkü Sahra'nın seni o halde görmesini istemedim. Çünkü hizmetçilere rezil olmanı istemedim. Rezil olur mu? Ama Sahra'yı kaybetmezdi. Bize neler yaptığını görmüyor musun? Seni biri doldurdu öyle değil mi? Bunca zamandır bana teşekkür edip, iyi ki buradasın Nil derken birdenbire değiştin. Neden düşman gibi davranıyorsun? Çünkü dayanamıyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Bütün bunların neden olduğunu düşündükçe kendimi de seni de suçluyorum. Birlikte içtiğimiz her şeyi unuttuğumuz o geceye lanet olsun! Çocuklarına yardım etmeye çalıştım. Her şeyi düzene sokmaya çalıştım. Demek teşekkürüm böyle olacakmış. Sinan, özür dilerim. Yalnız kalamadım. Çok korktum. Çocukken de böyle korkardım. Fırtınadan, şimşekten ödüm kopardı. Korkacak bir şey yok. Birazdan geçer. Ne kadar sıcaksın. Kendimi senin yanında güvende hissediyorum. Duyguyu o kadar özledim ki.
güvende olma duygusu. Yalnızlığı kimse benim kadar bilemez Sinan. Eğer seni rahatsız ediyorsam gideyim. Artık çok geç. Ne zaman? Kesin mi? Anlıyorum. Sağ ol. Sahra. Mahkeme Sahra'nın öldüğüne karar vermiş. Alo. Dinle Mithat. Şirkette herkes birbirine girmiş durumda. Ne olmuş bakalım? Aslında sürpriz değildi elbet. Bekleniyordu ama... yine de çok sarsıcı oldu. Sahra'nın ölüm kararı çıkmış. Alo Mithat. Alo. Alo. Beni duyuyor musun? Mithat orada mısın? Alo. Gerçeği aylardan beri tahmin etmekle birlikte... Allah'tan ümit kesilmez diyerek bekliyorduk. Ne yazık ki sevgili kardeşim Sahra'nın ölüm haberi artık kesinleşti. Bu acı gerçek bütün ailemizi derinden sarstı. Bundan böyle kendimi onun ailesine ve geride bıraktığı işine adamayı bir görev biliyorum. Artık onun çocuğu benim çocuğum. Ondan geriye kalan her şey benim sorumluluğum. Her ne kadar onun yerini tam anlamıyla dolduramayacağımı bilsem de şundan eminim ki gözü arkada kalmayacak. Sahra'nın bizi bıraktığı gerçeğini kabullenmek çok zor. Ancak Sahra Tara Evliyagil adını ve mirasını yaşatmak benim ve tüm ailesinin en büyük görevi olacaktır. Eminim o da bunun böyle olmasını isterdi. Hepimizin başı sağlık. Doğman şaşırtıcı. Nedenmiş? Cenazelere alerjin olduğunu sanıyorum. Beyza, artık uzlaşmanın zamanı gelmedi. İkimiz de Sahra'yı seviyorduk. Ben hala seviyorum. Onu unutmadım Feyza. Öyle görünebilir ama unutmadım. Sadece anısını canlı tutarak her an ölmekten korkuyorum. Kusura bakma ama nedense gözlerimi yaşartamadım. Tekrar başımız sağ olsun Sinan Bey. Yavrum! Yeni evlenmişti Pelin'i. Yapmayın Metin. Daha gencecikti. Gerçekten çok üzüldüm. Tekrar başınız sağ olsun. Çok kötü bir oyuncusun biliyor musun? Hele üzüntüyle oynarken. Tebrikler. Bu ancak benim kadar oyuncu olanların fark edebileceği bir ayrıntı. Timsah gözyaşları. Hı? Biliyor musun? Timsahlar avlarını o kadar güçlü çiğnerlermiş ki o yüzden gözlerinden yaşlar süzülürmüş. Sen de gözyaşlarını zor tutuyor olmalısın. Ne de olsa maçını kaybettin. Peki şimdi ne yapacaksın? Bir teklifin
ilmi var. Tahmin etmen zor değil. Konu sen olduğunda zorlandığımı itiraf ediyorum. Teşekkür ederim. İltifat mı sandın? Sence Pelin ve İlhan'da olmadığına göre bundan böylesinin yanında kim yer alır? Yanıtı ikimiz de çok iyi biliyoruz Nil, değil mi? Teşekkür ederim. Hepimize başlayalım. Teşekkürler Sinan. Eğer usta olursan, ödevlerini yaparsan hep böyle saçlarını tararım. Kiminle konuşuyorsun? Nil'le. Bebeğin adını Nil mi koydun? Hı hı. Ben de annesiyim. Nereden bildin? Gerçekten de annem beni böyle önüne oturtup saçlarımı tarardı. Evet, yoksa karışıyorlar. İfoş benim saçlarımı hep zor açıyor. Bizimle oynamak ister misin? Tamam. O zaman ben de senin annen olayım. Yani Nil'in anneannesi. Ya Nil'in babası? Biz boşandık. Nil'e ben bakıyorum. Ya bir gün sen de sıkılırsan? Sıkılmam. Ben Nil'i hiç yalnız bırakmayacağım. Nil buna inanıyor mu bakalım? İnanıyor musun Nil? Bak başını sallıyor. Aptal işte. Benim gibi aptal. Anneannene çekmişsin yavrum. Öyle deme, ağlıyor. Ağlayacağına akıllansın. Ver yemeğini yedireyim. Kendi yesin. Sen hep yanında olmayacaksın. Yemeğe niye uyu? Annen sana baba bulmaya gidecek. Nil baba istemiyor. Ona soran mı var? Ya ağlatma çocuğu. Saçların gene birbirine dolanmış. İstersen sen Nil'in saçlarını tararken ben de her gün seninkileri tararım ha? Anlaştık. Anneannesi Nil şimdi okula gidecek. Yatılı okula. Hayır, okula ve çok yakın. Ama onu gene de okula ben götüreceğim. Sen de çıkışta olursun, olur mu? Olur. Onu hiç yalnız bırakmayalım. Bize ihtiyacı var. O da çocuk. Bak, bu resim güzel olmuş mu? Dur bakalım nasıl olmuş. Ağaçlar pek benzememiş ama çiçekler çok güzel. Aferin sana. Teşekkürler. Lara, birazcık Nil'i rahat bırakır mısın? Her zaman seninle meşgul olmak zorunda değil. Ama biz onunla... Yeter artık. Bırak da onunla iki laf edelim. Ben ne yapacağım peki? Odanda dünya kadar oyuncağım var. Hadi babayı dinle. Gece uyumadan önce gelip sana masal okurum. Hı? Daha çok erken. Ne olur babacığım biraz daha kalayım. Pekala ama kendi başına oyna. Tamam. Tamam mı? Beni en çok kahreden ne biliyor musun? İpek. Daha çok küçük. Annesini hiç hatırlamayacak. Ben ona annelik yaparım Sinan. O bana sevgili kız kardeşimin hatırası. Sen de öylesin. Sağ ol. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Çocuklarımı düşünüyorum. Lütfen. Ben varken onları hiç merak etme. Ben bir tane daha alacağım. En iyisi sızana kadar içmek. Sahra ölmüş mü, kesin mi? Şşş. Eğer öyleyse hiç üzülmedim. Onu hiç sevmiyordum. Çok ayıp. O babanın eşiydi. Bak hani kendi başına oynayacaktın? Özür dilerim babacığım. Sadece bir şey sordum. Hadi bakalım küçük hanım. Şimdi doğru odana. Babayı üzmeyeceğiz öyle değil mi? Çünkü onu çok seviyoruz ve çok özledik. Tamam. İyi geceler.
İyi geceler. Lara seni ne kadar seviyor böyle. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Sahra'yı bir türlü ısınamamıştı. Sahra'yı babasının sevgisini kendinden çalan kadın olarak gördü herhalde. Lara zor bir çocuk. Ona karşı gösterdiğin sevgi, sabır beni şaşırtıyor. Biliyor musun? Onun kendi kızım olmasını çok isterdim. Biraz günah çıkartayım. Sana çok haksızlık ettik sen cezaevindeyken. Ben seni acımasız, korkunç biri sanıyordum. Kocamı öldürdüğüm için mi? Evet. Başka şeyler de var bana anlatılanlar. Sahra'nın anlattıkları mı? Beni bir türlü anlayamadı ne yazık ki. Üvey kardeştik ama ben onu hep sevdim Sinan. Nasıl? İnsana yaşama sevinci veriyorlar değil mi? Bu masayı artık canlı bir şeyler lazımdı. Bırak kalsın. Neden? Sana ne zarar var? Küçücük bir fotoğraf. Fotoğraf küçük olabilir ama gölgesi değil. Zaten ben burada olacaksam artık Sahra olmamalı. Sen burada olmayacaksın değil. Nasıl yani? Sana bu şirkete bir yer vermek taraftarı değil. Ama onun yerine hayatımda büyük bir yer veriyorum. Seninle evlenerek. Teşekkür ederim sevgilim. Çok teşekkür ederim. Çocukların sana ihtiyacı var. Vaktini evde geçirmen daha doğru. İş kadını olup da evlilik yürüten onca kadından ne eksiğim varmış benim? Üstelik İffet de var. İffet'in yeterli olmadığını söyleyen sen. Evet öyle. Peki şuna ne dersin? Bence Melih'i eve alırsak hiç... Hayır olmaz. Daha fazla ısrar etme. Hatun'da çalışmayacaksın. Ben sadece hakkım olanı istiyorum. Tabii Sahra olsaydı. Sahra'yla da bu yüzden olmadı ya. Onunla yaşadığım iş birlikteliği bana büyük ders oldu. Aynı şeyi tekrar yaşamak niyetinde değilim. Benimle nasıl olacağını bilemezsin ki. Hem bu düpedüz ön yargı. Artık şirketle ilgili kararları tek başıma vermek istiyorum. Bak. Bundan sonra benim olan her şey zaten senin. Karım olacaksın. Öyle. Eş durumundan emekli. Bunda niye emeklilik sigortası mı olur? Hem bana bir şey olursa sahip olacaklarını bir düşünsene. Sana bir şey olursa mı? Her an her şey olabilir. Hayat sürprizlerle dolu. Bunu bu kadar kolay söyleyebildiğine göre önlemini de almışsındır herhalde. Rüzgarda yelken açmamak. Aptallık olmaz mı? Rüzgarın hangi yönden eseceğini iyi kestirmek kaydıyla. Diyelim ki yola profesyonel bir yelken çıkıyor. Kim olduğunu merak ediyorum doğrusu. Pardon, rahatsız ettiysem. Etmedim Feyza. İyi insan, lafının üstüne gelirmiş. Ben de kulaklarım neden çınlıyor diyordum. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Orkideler. Bataklıkta yetişmeleri ne enteresan değil mi? Verim dosyalarından çıkarılan analiz raporları. Bir göz atsan iyi olur. Ben de çıkayım artık. Madem evlilik işlemleri için start verebiliriz diyorsun. Bir an önce işe koyulsam iyi olacak. Keşke Sahra da bu mutluluk tablosunu görebilseydi. Sizce Sahra Hanım yaşasaydı bu düğünü nasıl karşılardı? Sahra Hanım çok özel bir insandı. Lütfen anısına saygı duyalım. Eminim hayatta olsa böyle bir sorunun malzemesi olmak istemezdi. Yani hayatta olsaydı yine de üvey kız kardeşiyle evlenir miydiniz? Bu yersiz soruyu geçelim lütfen. Sonunda Evliyagil ailesiyle ilgili iyi bir haber yapabiliyoruz.
Sanki seri bir katil Atum'a dadanmış gibiydi. Sorunuzu tam olarak anlayamadım. Yani önce Sahra Hanım, ardından İlhan Bey ve Pelin Hanım'ın üst üste ölümlerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi konuklarla ilgilenmem gerek. Ben de orada görmüştüm onu. Damat bebeğimle dans etmeyecek mi acaba? Bak sen. Büyümüş de babasını kendine kavalye yapmaya çalışıyor. Memnuniyetle küçük hanım. Zevkle. Sinan %20'lik hisseyi o yüzden satmak taraftarı değil. Tıpkı bunun yeni bir haber olmadığı gibi. Artık rahmetli Pelin'de olmadığına göre sana benden başka yardım edecek kimse kalmadı demektir. Yani? Parayı ver, senin adına ben alayım. Cazip bir teklif. İki küçük ayrıntı dışında tabii. Nedir onlar? Birincisi, sana nasıl güveneyim? Hı? İkincisi, zaten artık Sinan'ın karısı ve Atum'un kraliçesisin. Buna neden ihtiyacın var? Herkes kendi hikayesini yazar. Hikayemi dinlemek ister misin? Sen geldikten sonra odamda kaybolan Pelin'in kolyesinden başla istersen. Kolye mi? Ne tesadüf değil mi? Akşamına kaza geçirip aramızdan ayrıldılar. Sence iyi bir hikaye çıkar mı bundan? Baksana, sen çıkarmışsın ya. Ah!
Çok güzel oldu. Evet, ben de gerçekten çok beğendim. Mersi, sağ olun. Gerçi bu konuda ben sizden biraz farklı düşünüyorum. İsterseniz bir ara bana uğrayın da oturup bunları uzun uzun konuşalım. Bu tür davetler olmasa hiçbir araya gelip evet, konuşamayacağız. Dans etmeyecek misiniz? Ne dedin canım? Nili dansa kaldırmayacak mısın baba? En son ne zaman görüşmüştün? Evet tabii. Tabii pardon. Sen bu durumda kız tarafı mı oluyorsun, erkek tarafı mı? Aslına bakarsan ben bertaraf oluyorum. Espri değildi. Şaşırmadım. Bir kimya mühendisi olarak insan kimyasını ilk bakışta çözme yeteneğine sahibimdir. Öyle mi? Beni nasıl çözümlüyorsun peki? İş ve dostluk senin için anahtar iki sözcük. Hiç fena başlamadın. Devamını dinle. İşte gösterdiğin yüzün mesafeli. İğneleyici iş kadını Feyza yüzün. İçinse çocuk, eğlenmeyi seven ve hatta tutkulu Feyza. Ve sen bunun çelişkisini yaşıyorsun işte. Allah Allah, ne gibi? Mesela şimdi seni dansa kaldırsam, ilk yüzün bunu reddeder. Yanıldınız Nihat Bey. Bu kadın bu teklifi kabul eder. İzin olursa yeni gelinle dans etmek kısmet açar derlermiş. İhtiyacın olacağını düşünmüyorum ama. Elbette. Çok güzel. Ne kadar şirin olmuş. Ben halledeyim, bana bırakın. Peki hoş. Tatlım ama çok dikkatli ol. Al bakalım. Aferin, ablasın tabii sen. Ne tatlı, nasıl da kardeşine sahip çıkıyor. Çok güzel. Çok şirin ya. Bunlar baba bir ana ayrı. Artık anneleri de aynı şekerim. Şey yolunda mı? Affedersiniz Nil Hanım. Ne var, ne oldu İpek? Bir dakikanızı ayırabilir misin? Pardon. Sanırım özel bir durum var. Nedir? Kapıda... İyisiniz değil mi? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz hava alıp gireceğim zaten. Pardon. Buyurun hanımefendi. Daha önceki davetlerde görmedim. Yenisiniz herhalde. Hayır, catering şirketi tarafından sadece bu gece için tahsis edildik efendim. İzninizle. Ne yaptığını sanıyorsun sen? 3 haftadır yüzünü görmedim. Sana senden başka kimsem olmadığını söyledim değil mi ben? Söyledim mi? Keyfimden değil, bütün düğün organizasyonunu tek başıma yaptım ben. Beni de ihmal ettin. İhmal. Sana beni ihmal etme dedim değil mi? Dedim sana. Dut gibi sarhoşsun sen. Yalnızlık nasıl bir şey bilemezsin ki.
3 haftadır içimde kendi sesim yankılıyor. Bir soru soruyor, bir cevap veriyor. Bir soru, bir cevap. Kendi kendine. Melek! Duvarlar üstüme geldi. Yeter! Hapislik bitti. Kodeste kaldı, tamam mı? Özgürüm ben kızım. Özgürüm, özgürüm. Aa! Yeter ama. Kendine gel. Şu haline bak. Yerlere yapıştın zayıf insanlar gibi. Biliyorsun zayıflıktan nefret ederim. Etme. Ne olur etme. Peki etmem, tamam. Ama şimdi git. İş bu noktaya gelmişken Zafer'e bir adım kala her şeyi mahvetmek istemeyiz, değil mi? Aferin. Sana da bu yakışır. Hadi yürü. Ancak 1997'den beri sevindirici gelişmeler yaşanmış, Türk tarımında söz sahibi olmuş kişiler bu işe bütün iştigallerini koymuşlardır. İşte bu büyük kuruluşlardan biri de Atom. Şimdi organik tarıma gönül veren ve bu işe sermayesini koyan Atom Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taray'ı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bu organizasyon ve sunum için sizlere teşekkür ederim. Şüphesiz ki geçiş dönemi sancılı olacaktır. Dünya konjonktürüne baktığımızda organik tarımın gelecek 20 yıl içinde öneminin daha da artacağını biliyoruz. Doğal olarak rakiplerimiz sadece yerel firmalar değil, dünyadaki bu işi yapan bütün firmalar. Niye aramıyorsun? Tabii bazı konularda daha çok yatırım yapmamız ve gelişmemiz lazım. Örneğin organik tarımın en son aşaması olan üretimin paketlenip satılması noktasına henüz gelemedik. Şimdilik sadece üretimde söz sahibiyiz. Biliyorsunuz Kilis'teki mayınlı arazi mayından temizlenerek organik tarıma açılacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kilis'teki toprak doğal koşullarda yetişecek ürün için çok elverişli. Böyle bir arazinin işletimini organikleştirmek çok doğru bir politika. Tabii. Buyurun. Atom'un %40 hissesini topraklarınızda kimyasal tarımı geliştirmek için satmayı düşündüğünüz doğru mu? Bu organik tarım politikasıyla çelişmiyor mu? Biz... Yani bu senin. Teşekkür ederim babacığım. Bu da sizin hanımefendi. İpek, sen de babaya teşekkür et bakalım. Oo. Bu çok güzel bir bebek. Bu da senin için. Bana mı? Bu harika. Ben bir şey mi kaçırdım yoksa? Neyi kutluyoruz böyle? Mutluluğumu. Ailem sağlıklı ve yanımda. Ayrıca Atom'daki gelişmeleri bir bilsen. Bilemem. Şirketle ilgilenmem yasaklandı. Yoksa hisseleri şu prensese mi sattın? Hayır. Ona henüz karar vermedim. Bugün tarım kooperatifinin bizden teklif beklediğini öğrendim. Yapacağımız atılımlar dikkatlerini çekmiş. Tebrik ederim Sinan. Bu senin başarın. Senin verdiğin destekle. Bana ve çocuklarımıza. Her zaman. İnşallah. Dans eder misiniz hanımefendi? Nasıl reddedebilirim ki? Baba bize baksana.
son ürün verim raporlarını istemiştin. Sağ ol. Salma Hanım şirkette mi? Sabah bir ara gelip gitti. Odasında yapacağı birkaç değişiklik için alışverişe çıktı. Tipik bir kadın. Estetik duygusu gelişmiş bir kadın. Gelen bir erkek olsaydı ilk işi yıllık raporları incelemek olurdu. Salma Hanım'ın önceliklerinin farklı olması bizim için de daha iyi değil mi? Doğru, haklısın. İşlere fazla burnunu sokmasını hiçbirimiz istemeyiz. Bu değişikliğe katkı olarak benden güzel bir çiçek ayarlasana. Olur. Eminim bu jest çok hoşuna gidecektir. Feyza, Salma Hanım tekrar gelirse haberim olsun. Tabii. Beğendin mi? Teşekkür ederim, çok güzel. Üzerine uygun bir hoş geldiniz notu ekler misin? Sizin ve Nil Hanım'ın adına mı? Sinan Tara yeterli. Çalışıyor musun? Nihat'ın yolladığı raporları gözden geçirmek istedim. Bu oda hala Fahri Evliyagil kokuyor. Ne yapmamı önerirsin? Bazı yeniliklere gidilebilir mesela. Eşyaları yenilemekle hiçbir şey değiştiremeyiz. Kabul etsen iyi olur. Fahri Bey de Sahra da öldükleri halde hayatımızdan çıkmıyorlar. Üstelik galiba biz bundan besleniyoruz Nil. Sana öyle geliyor. Eşyaları değil ama hayatımızı değiştirdik. Artık gerçek bir ailem var, farkında değil misin? Lara ile İpek'in evde oturup onlarla ilgilenen bir anneleri ve yatmadan önce öpücük alabildikleri bir babaları var. Evet. İtiraf edeyim ki bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Ben de. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim Nil. Teşekkür etme, yardım et. Tamam, ne yapabilirim? Lara'nın doğum günü için onun hoşuna gidebilecek sürprizler planlıyorum. Harikasın. Lara'nın annesiyle Salma'yı partiye çağırmak istiyorum. Hemen itiraz etme. Lara'yı senden daha iyi anlıyorum Sinan, buna ihtiyacı var. Nil, tamam ama... Bak hayatım. Ben senin şirketinin kararlarına nasıl karışmıyorsam sen de ailemizi bana bırak. Hem Salma Hanım artık ortaklarımızdan biri. İlişkileri her anlamda sıcak tutmakta yarar var. Tanımadığımız birine ne kadar güvenebileceğimizi bu tür samimi ortamlarda daha kolay anlarız. Tahmin etmeliydim. Samimiyetinde bile zekice bir hesap var. Buradan bakınca sen de öyle görünüyorsun İnan. Peki ne istiyorsun? Lara'nın annesiyle Prenses Salma'nın adreslerini. Doğum günü için soğuk bir davetiye reddedilebilir. Ama sıcak bir ziyaret asla. Evet, catering şirketinden vazgeçtim. Doğum günü menüsünü biz hazırlayalım diyorum. Ne dersin? Seve seve Nil Hanım. Lara'nın en sevdiği yemekleri hazırlarız. Pastayı da Lara'nın oyuncak bebeği şeklinde sipariş etsek nasıl olur? Siz daha iyi bilirsiniz ama Lara genç bir kız olmak üzere. Haklısın. Bu onu utandırabilir. Nil Hanım, çok mu kalabalık olacak? Yemek hazırlığı için soruyorum. En fazla 6-7 kişi. Ayrıca sürpriz konuklara da hazırlıklı olmalıyız. Hatta istenmeyenler. Tarım kooperatifinin teklifini değerlendirmek için sıcak para ihtiyacı da karşılandığına göre ne beklediğimizi merak ediyoruz. Ürün yelpazesinde genişlemeye gitmek niyetindeyiz. Bunun için de üretim sisteminde yenilenme gerekiyor. Ancak hali hazırda ödenmesi gereken banka borçlarımız var. Atom gibi büyük bir şirket nasıl bu kadar borçlanabildi? Atom organik tarıma girme kararı aldığında elinde buna yönelik hiçbir oluşum yoktu Salma Hanım. Ben şirketin organik tarım için ayrılmış verimli arazilerinin olduğunu ve bunlardan büyük bir gelir sağlanacağını biliyordum. Bu durumda ya sizin planlarınızda bir hata oldu ya da amaç organik tarım yapmaktan çıktı. Ama biz politikamız ne olursa olsun bunun hayata geçme noktasında Sinan'la karşı karşıya değil onun yanında olmaktan yanayız. Değil mi hayatım? Ne güzel dediniz.
Genel müdür yardımcınla bir görüş ayrılığı yaşamıyorsun ya. Nihat her zaman sağlamcı gitmekten yanadır. Risk almayı sevmez, hepsi o kadar. Her şirketin onun gibi bir adama ihtiyacı vardır. Atom'un durumu ortada. Önceliği borçlara vermezsek... Elimizdekileri de kaybedebiliriz, değil mi? Aynen, katılıyorum. Ancak bu riski göze almazsak... elimizdekilerle yetinmek zorunda da kalabiliriz. Sinan Bey bu konuda ne düşünüyor? Büyümeyi kim istemez hanımefendi? Toplantı talebimizi kabul ettiğin için sağ olsun. Oo, tam zamanında desenize. Merhaba. Merhaba. Hangi rüzgar attı seni? Ne o tatlım? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Şaşırdım sadece. Göz kamaştırıyorsun yine. Yok canım. Salma Hanım'ın yanında başka bir kadının parlamasına imkan var mı? Teveccühünüz. Nasılsınız? Vallahi sizleri görmek çok iyi geldi. Ya. Biz de seni gördüğümüze sevindik. Aslında hazır sizi birlikte yakalamışken Sinan'la bir akşam ziyaretinize gelmek isteriz. Kutlamak için. Memnuniyetle. Ne zaman isterseniz. Biz de Feyza Hanım'la başka bir akşam geliriz artık. Çocuklar nasıl? Gayet iyiler. Haberleri olsa eminim size öpücük yollarlardı. Yemekte galiba bir tek kuş sütü eksik olacak. Ne de olsa konuklarımız çok özel. Ne demezsin. Bir tutam da zehir kattık mı? Yardım etmek ister misin? Hı? Zehirleme kısmına evet. Ama başka bir şeyden anlamam. Hadi. Gel. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ki. Ben en iyisi gidip bavullarımı açayım. Aa, kaçmak yok. Eşyalarını yarın yerleştirirsin. Madem bugüne bugün Demircan çiftiyiz, ha? İlk misafirlerimize de birlikte hazırlanmamız lazım. Ama Nil misafirliğe değil, açığımızı yakalamaya geliyor. Umarım bu gecenin altından kalkabilirim. Salata için şu domatesleri doğrayabilirsen, altından kalkamayacağın şey yok. Bakma ama. Neden? Utanıyorum. Domates doğramaktan mı? Doğrayamamaktan. Öğrendin mi? Hı hı. Bakışlarından anlamıştım zaten. Oo. Bakıyorum nikahımızda olduğundan daha şıksın. Sebebi faslı prenses mi? İltifatın için teşekkür ederim. Ama gerisini duymamış olmayı tercih ederim. Çok çekici görünüyorsun hayatım. Sebebi kim olursa olsun. Ne biliyor musun? Hayal gücünün zenginliği sana zarar veriyor. Hayal gücünün bir zenginlik değil, zayıflık olduğuna inanırım. Gerçekleri gölgeler. Ben de onu diyorum ya işte. Prensese mi gidiyorsunuz? Evet. Mithat Bey ile bizi yemeğe davet ettiler. Ne güzel, keşke ben sizinle gelsem. Mümkün değil canım, biliyorsun yarın okulum var. Bir seferlik okula gitmesem, yarınlık. Neden bu kadar çok istiyorsun gelmeyi? Çünkü prensesin evini görmek istiyorum. Ne yalan söyleyeyim ben de. Sarayda mı oturuyor acaba? Hayır hayatım, sanmıyorum. Hadi artık Sinan, geç kalmayalım. Gelemez miyim? Prenses çok... Sana hayır dendi değil mi Lara? Artık şu prenses saplantını da bırak lütfen. O da sıradan bir kadın işte. İyi geceler.
Ona böyle davranmana gerek yoktu. Bir prenses görmek her çocuğun hayalidir. Senin de dediğin gibi. Hayal gücü zenginleşip ona zarar vermeden önlemini almak lazım. Milan'ım şarap? Evet. Yemekler mükemmel Salma Hanım. Elinize sağlık. Özellikle şu dil filetonun tarifini istesem. Doğrusu Mithat... Çok basit. Bol mantar, enginar göbeği, maydanoz, defne, domates, patates ve soğandan ibaret. Hmm. Salma Hanım şimdiden sana mutfak önlüğünü giydirmiş Mithat. Ne de olsa Salma Hanım henüz Mithat Bey'in evinde misafir sayılır. Alışmak zaman alır, öyle değil mi? Evet. Ama helal olsun Mithat. Ben salata bile yapamam. Mithat çok becerikli. Vallahi bugün beni ikinci kez çok etkiledin. Sabah da uyum raporlarını okudum. Ne yalan söyleyeyim dahi yani. Yok canım, rapor işte. Biraz araştırma, biraz muhakeme. Mithat çok mütevazı davranıyor Sinan Bey. Raporları ben de inceledim. Bu ne çalışkanlık böyle Salma Hanım? Daha balayındasınız. Ama aynı zamanda Atum'la da balayındayız. Bir tarafı ihmal etmek doğru olmaz. Atum üzerimize kum almış da haberimiz yokmuş. Ama ona kızmayacağım. Yani kendime ve size bakınca pek şansım yok. Bu durumda ben ne oluyorum peki? Siz içlerinde en şanslı olanısınız galiba. Bence Mithat benim ve Atum'un büyük şansı. Mithat'ın politikalarını her zaman yerinde ve çok akıllıca buluyorum. Ona ne şüphe. Bizim görüşümüz bir yana, yeni eşin tarafından böylesine takdir görmek çok güzel olmalı Mithat. Bu çok doğal. Tıpkı Nil Hanım'ın sizin fikirlerinizi ve kararlarınızı takdir etmesi gibi. Ay ince giyinmişim. Salma Hanım, gardırobunuza üzerime verebileceğiniz bir şeyiniz varsa... Sen otur lütfen. Lütfen, ben getiririm. Teşekkür ederim. Sen bana kendi evimde hiç böyle misafirmişim gibi davranmıyorsun Sinan. Ama siz zaten o evde büyüdüğünüzü söylemiştiniz. Misafir gelen Sinan Bey olmalı. Doğru. Misafirlik hakkı benim. Tıpkı diğer haklar gibi. Pardon, dediğinizi duyamadım. Önemli değildi. Evet tabii. Hiç önemli değil. Benim hırka. Kusura bakmayın. Salma taşınırken tozlanan giysilerini temizlemeye verdik. Uygun bir şey bulamadım. Tahmin etmiştim. Neyi? Yani taşımak hiç kolay değil. Öyle değil mi? Ne demezsiniz? Şunu bilmenizi isterim Sinan Bey. Atum benim için asla bir macera değil. İnanıyorum. Ayrıca bütün bu teknik bilgilere sahip olmanız da beni çok şaşırttı. Birikiminizin kaynağı nedir? Üniversiteden sonra Amerika'da Stanford Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği master'ı yaptım. Meyve kokteyli. Alkolsüz. Teşekkür ederim canım. Mithat, eşin iş hayatında seni bastıracak. Kadınları küçümsemek bence erkeklerin yaptığı en büyük hata. Güzel ortağımıza bunu bize bir kez daha hatırlat. Salma Hanım'ın şerefini. Aramıza hoş geldiniz. Nil Hanım? Ben şirketinizden değilim. Ah kusura bakmayın, iş konuşup sıktık sizi. Neden orada duruyorsun, gelsene. Hava alıyorum. Hava iyice serinledi ama az önce üşüyordunuz. Mithat Bey'in hırkası fazlasıyla ısıttı. Birazdan gelirim. Aslında buraya gelirken en büyük düşüm burada kendi işimi kurmaktı. Öyleyse neden Atom'a hissedar olmayı seçtiniz? Çünkü insanların bir süre yürüyen işlerde yöneticilik yapmaları ve piyasayı öğrenmeleri son derece önemli. Tebrik ederim. Çok doğru bir yaklaşım. Peki sizin fikriniz ne? Yaptığımız araştırmaların sonuçlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. Atom'daki uygulamaları henüz tam olarak anlayabilmiş değilim. 9 farkı bu. Anlamadım. En az riskli camdaki yansımanla gerçek arasındaki.
Yansıyan görüntüler her zaman karanlıktır. Siyah, renk değilmiş. Biliyor muydun? Sizden de öğreneceğim. Gene ne çeşit halüsinasyonlar görüyorsun acaba? Bu dönemde sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Gördüğüm bir çeşit tiyatro oyunu. Aslında stratejik bir... Evlilik oyununuzdan bahsediyorum. Onunla tartışmak çok keyifli oluyor. Sen evliliği bir oyun gibi görüyorsan... Oyunlar çocuklar içindir. Yetişkinlerin oynadığı oyunlarsa çok daha tehlikeli. Çok başarılı günler bizi bekliyor. Farkında olman güzel. Ah, işte dörtlü tamamlandı. Oyunlardan bahsediyorduk da. Ha, yoksa kumar mı? Öyleyse Salma Hanım bize eşlik edemez. Evet, kumar oynamayı bilmem. Ama risk oyunlarını seversiniz, öyle değil mi? Sonuçta siz bir iş kadınısınız. Henüz adayım. Bu gece Salma Hanım çok başarılı bir iş kadını olacağından hiç şüphem kalmadı. Yeteneğini ve azmini gösterme fırsatı bulan her kadın en az Salma Hanım kadar başarılı olabilir. Bence de. Öyleyse kadınların gücüne içelim Nil Hanım. Sinan Bey, biraz daha şarap. Kahve. Ben kahve yapayım. Lütfen. İyi ki kahvenin yerini öğretmişsiniz. Böylece prenses elinden bir kahve içebileceğiz. Hoş geldiniz. Aa, merhaba Nihat. Sinan biraz gecikecek. Öyle mi? Büyük geçmiş olsun. Hepimize. Arzu ederseniz Sinan gelene kadar sizi odamda ağırlayabilirim. Çok naziksiniz Feyza Hanım. Ne demek Mithat Bey? İzninizle. Teşekkür ederim. Kolu kırılmışmış. Kafası kırılsaydı keşke. Dünya bir pislikten daha arınmış olurdu. Kızım iyileşti ya. Kimse için kötülük dileyemeyeceğim. Sen zaten kanatlanıp uçacaksın yakında. İyi günler. Buyurun. Sinan Taray'a kendisi yokmuş. Sizin alabileceğinizi söylediler. Alayım. Şuraya bir imza atabilir misiniz? İyi günler. İyi günler. Trafik kazasının raporu. Kasko için istemiş olmalı. İlginç. Neymiş o? Nil kaza sırasında yalnız değilmiş. Ama Sinan başka biri olduğundan söz etmemişti. Bakabilir miyim? Atladı belki. Vallahi senin iyimserliğin üstünde bugün. Kazayla ilgili bütün işlemlerle ben ilgilendim. Ama Sinan'ın neden bu ikinci kişiyi sakladığını anlayamadım doğrusu. Melek Ateş. Demek adı buymuş. Tanıyor musun? Olabilir. Raporun fotokopisini alabilir miyiz? Tabii. Salma Hanım'la Mithat geldiler. Odamı alsaydınız? Feyza kahve ikram edip oyalıyor. Önce biz bir toplansaydık. Niçin? Strateji hakkında konuşma fırsatımız olmadı hiç. Ben kararımı verdim Nihat. Öyle mi? Strateji belli zaten. Yani? Yani sana katılmıyorum. Sıcak para banka borçlarına değil yatırıma yönlendirilmeli. Düşüncelerimin önemi yoksa neden buradayım? Atum'da ne işim var Sinan? Zaten gerginim. Rica ederim üstlerim. Kusura bakmayın, beklettim. Sağ olsun. Feyza Hanım yokluğunu aratmadı Sinan. Büyük geçmiş olsun. Nil Hanım nasıllar? Neyse ki ucuz atlattık. Allah çocuklarımızı acıdı. İkinci kez bir eş kaybetmek sizin için de büyük yıkım olurdu herhalde. Buyurun toplantı odasına geçelim. İpek'e yakın ilginizden dolayı teşekkür ederim. Yapı bile olmaz. Hem İpek bizim de kızımız sayılır. Müsaitseniz Mithat'la akşam geçmiş olsuna gelmek isteriz. Elbette. Ortaklık ve desteğinizin iş dışında da sürmesi beni mutlu ediyor. Buyurun.
Bu ne surat? Permada saçın yanmış gibi. Anlamadım. Düzeltiyorum. Tuttuğun takım küme düşmüş gibi. Bu ne surat? Keşke küme düşen tuttuğum takım olsaydı Feyza. Anlamadım. Boş ver. Bu toplantıyı istedim. Çünkü Atum için almaya karar verdiğim riski ortaklarım olarak benimle paylaşacağınızı umuyorum. Şimdi ne olacak? Sıcak paranın kimyasal tarım yönünde gelişime ayrılması bizim işimize gelir. Nasıl? Parayı bu alana yatırırlarsa batırma şansımız artar. Yasa dışı yolları mı kastediyorsun? Bana yasa dışı yollardan bahsetme sen. Biz onları kendi silahlarıyla vuracağız. Sahra. Mithat. O benim ikinci çocuğum gibi. Hatta ilk göz ağrım. Batış'a geçecek olması bilemiyorum. Biz Atum'u değil, Sinan'ı batıracağız. Bu yatırımın batması şirketi ele geçirip düze çıkarmamızı sağlayacak. Çünkü borçları ödeyebilmek için yine likite ihtiyaç duyacaklar. Ve bu likiti de biz sağlayacağız. Kaza raporundaki isim. Ona neden bu kadar takıldın? Sır mı? Yok. Ama seninle paylaşmak için emin olmayı bekliyorum. Bana güven. Senden bir şey sakladığım yok. Bilsem bunu nasıl isterdim. Birine güvenmeyi, bir an olsun hesapsız yaşamayı o kadar özledim ki. Ölümden kurtuldum. Ama bazen yaşamayı seçmekle iyi mi yaptım diye düşünüyorum. Ölümün sessiz, dingin kucağı yerine yaşamanın acıtan, riyakar yüzü. Bazen ölümün o huzurlu boşluğuna atlayıvermek geçiyor içimden. Seni düşmeden tutacağıma eminim. Gerekirse ölüme de seninle atlarım. Ama ben seninle yaşamaktan yanayım Sahra. Atuma ile geçirdiğimde kızına kavuşmuş olacaksın. Bana ihtiyacın kalmayacak. O gün geldiğinde yine yanında yerim olur mu dersin? Akşama konuklarımız var biliyorsun. Sen de emrivakilerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Nereden çıktı bu ziyaret anlamadım. Hem de bu gece. Yeni evimiz için hayırlı olsuna gelmek istediler hepsi o. Bu gecenin bilmediğim bir özelliği mi var? Ben bakarım efendim. Öylesine söyledim. Hayat sürprizlerle dolu tatlı. Hangimizin sabaha çıkacağını kim bilebilir? Sen hiçbir şeyi öylesine söylemezsin Nil. Yine benden habersiz bir şeyler çeviriyorsan bozuşuruz. Biz hiç iyi olmadık ki bozuşalım Sinan. Ne yapıyorsun? Yüklerimden kurtulmaya çalışıyorum. Fazla bile kaldı. Kimmiş? Siparişiniz için yeni adresimizi istediler efendim. Ben sipariş falan vermedim. Ben de. Her şey için sağ olun.
Siz sık sık ziyarete gelirseniz ben de sağ olurum. Hiç merak etmeyin. Hoşça kal Serkan. Hoşça kal Serkan. Serkan sana emanet valide. Ben de geleceğim. Ama onlar yemeğe gidiyor arkadaşlarına Serkancığım. Ben de geleyim baba. Firuzan haklı ama. Bizimle gelsen bile bir saate kadar uykun gelecek. Misafirlikte uyunur mu hiç? Bak burada babaanneye sarılıp masal dinlemek varken. Hı? Söz, uykum gelmeyecek. Beni bırakma baba. Baba, Nil, boğulmuş mu? Kızım bu ne heyecan? Alt tarafı akşam yemeğine konuklarımız var. Konuklardan birinin prenses olduğunu unutuyorsun. Ben açarım İfoş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Lara. Lara'ya merhaba demek ister misin Serkan? Bunlar da Lara'nın anne ve babası. Nil ve Sinan. Merhaba. Hoş geldin. Nil. Serkan. Serkan benim oğlum. Hoş bir ev. Çok zevklisiniz. Yine de malikaneden ayrılırken zorlanmış olmalısınız. Bilakis. Son dönemde aldığım en yerinde karardı. Orayı maziye gömmek bana iyi bile geldi. Ona ne şüphe. Yani daha önce anlattıklarınız düşünülürse. Sadece biraz ani olmadı mı? Bu aralar hepimiz ani gelişmeler yaşıyoruz sanırım. Mithat'ın bir oğlu olduğunu önceden biliyor muydunuz? Yoksa siz de bizim gibi şok yaşayanlardan mısınız? Tanıştığımızda söylemişti. Bir ilişkide birbirine açık olmak temel şarttır. Neden sordunuz? Bunu niye sakladığınızı merak ettim doğrusu. Mithat'ın oğlu sır değildi. Demek ki fırsat olmamış. Sizi imrendim biliyor musunuz? Ne bileyim, böyle özürlü bir çocuğu kabul edecek kadar büyük bir aşka kolay rastlanmaz. Serkan özürlü değil Nil Hanım. Sadece diğer çocuklardan biraz farklı o kadar. İnsan olarak özürlerimiz düşünüldüğünde bizlerle kıyaslanamayacak kadar da masum. Affedersiniz, onu demek istemedim. Önemli değil. Dedim ya, hepimizin özürleri var. Bir oğlun olduğuna şaşırmadım desem yalan olur Mithat. Bizimle gelmek isteyince bırakamadım. Bir mahsur yoktur umarım. Ne demek? Sevindim hatta. Ne? Bir ortak yanımızın daha olduğunu. Babalığa. Serkan'ın annesi Japon mu? Şşş Lara. Lütfen bırak sorsun Sinan. Biliyorsun ülkenin en büyük sorunları sorulamayan sorular ve konuşulamayan konular diye. Uyandığını duymadım. Normal. Çünkü hiç uyumadım. İsabet. Birinin dün geceki rezaletin faturasını ödemesi gerekiyordu zaten. İş fatura ya da bedel ödemeye gelince bakıyorum beni tanımazlıktan geliyorsun Sinan. Sen benimle uğraşacağını, Salma Hanım'la Mithat'a olanları nasıl açıklayacağını düşün. Arayıp defalarca özür diledin ya. Melek'le Mithat nereden tanışıyorlar? Bir ara aynı otelde kalıyorlardı. Oradandır herhalde. Tamamen tesadüf ya. Aynen. İnşallah seni tezgahladığım bir tesadüf değildir. Hazır her şey yoluna girmişken ortaklarımla aram bozulsun istemiyorum. Sen ikisini de bana bırak. Bu işi tek başıma çözeceğim. Evet. Evet ne?
Benimle konuşmak istediğini söyledin ama yarım saattir sadece susuyorsun. Önce nefesimi açıyorum. İşte bundan korkarım. Sen bir konuşma için hazırlık yapıyorsan önemli bir sorun var demektir. Beni iyi tanıyorsun. Beraber büyüdük sayılır. Doğru, büyüdük. Ben hiç istemediğim halde sen hep buna can attın. Bunun içinde sen hep biraz çocuk kaldın. Şakacı, vurdum duymaz, çabuk sıkılan. Ve alıngan. Farkındayım. Bence hiçbir şeyin farkında değilsin. Aynı organlarla algıladığımızı sanıyordum. Tabii altıncı hissinle ilgili özelliklerin yoksa. Medyum olmaya gerek yok. Komplonun kokusunu almak için burun yeterli. Komplo? Sen neden bahsediyorsun? Dostluğumuza sığınarak seni uyarıyorum. Bu kadar paranoyaklığa giriyor. En kısa zamanda bir doktora görürsen iyi edersin. Bence sen de bir göz doktoruna gitmelisin. Aslında teşhis belli. İleri derecede hipermetrop. Burnunun ucundakileri görememe. Ben Ankara'dayken Nil'le falan mı görüştünüz? Yani komplo teorileri üretmek amacıyla. Hadi diyelim o Salma Hanım'ı kıskanıyor. Peki senin derdin ne? Sinan, şirketi elinden alacaklar. Öyle mi? Nasıl? Kısa vadede dara düşürerek. Zaten dardayız Nihat. Yeni hisseler satacak kadar değil. Böyle bir şey olmayacak. Kaldı ki böyle bir satıştan ne çıkarları olabilir ki? Bu kez de hisseleri alacak kişiyi evlat edinecekleri ihtimalini bir düşün istersen. Çok komik. Yıldırım nikahı daha da komikti. Neden peki? Neden böyle bir şey yapsınlar? Neden Atun? Bilmiyorum. Belki de bunlar şirket avcısı. Ve her avcıya da bir av gerekli. Ama senin işin zevkini kaçıracak kadar kolay bir av oldu. Haklıymış. Gerçekten paranoyaksın. Ama ben lafımı geri aldım. Sen hipermetro falan değil. Büsbütün körsün. İşte bu da kalın. Eyvallah. Herhangi bir sorun çıkarsa seni tanımam ona göre. Bizde sorun olmaz. Göreceğiz. Ne o? Şüphen mi vardı? Yok. Sadece önlem diyelim. Geçmiş olsun. Eminsin değil mi? Neyden? Onun öldüğünden. Bu evet mi demek oluyor? Aferin. Sen çözdün beni. Çok acı çektim. Zevk içinde gitti. Nasıl yani? Sen o güzel kafanı yor. Karıdan kurtulmak istiyordun. Kurtuldum, bitti. Sıcak duş, ardından gece havası. Kendine gelmene yetti mi? Fazlasıyla. Para harcamak da insanı rahatlatır. Anlamadım. Doğrusu ben de. Neyi? Onca parayla ne yaptın? Ne parası? Yatak odamıza sakladığım parayı. Yoksa mahrem mi? Yok,
Bahçe düzenlemesi için gerekti. Adamlar nakitle çalışıyorlar. Bahçe düzenlemesi için mi o kadar yolu gidip geliyorsun? Dolapdere bunun için fazla uzak değil mi? Nereye kadar kaçabilirsin? Nereye gidebilirsin? Her şeyi anlatacaksın. Bırak beni! Bu benden habersiz çevirdiğin son dolap olacak. Yakınımda olsan her şeyi biliyor olurdun zaten. Bu kadar yakın olmak bile yeterince tehlikeli. Asıl tehlikeli olan sensin. Duyduğun şeylere kulaklarını kapıyor, gördüklerine göz yumuyorsun. Ama hiç engel olmaya çalışmıyorsun mesela. Elini pisliğe bulaştırmıyorsun ha Sinan? Nasılsa bir maşan var. Steril hayatına uygun. Bir de çocuğumu doğurmaya kalktın. Onu bu işe karıştırma! Yok etmek alışkanlık olmuş sende. Kaç yaşın var? Kocan Sahra doğmalarına izin vermediğin çocukların dışında. Son kurbanın kim? Tek dostun Melek mi? Hayvansın sen, bencillerimin tekisi. Rahat bırakın beni. Nefret ediyorum hepinizden. Nefret ediyorum. Sus, bağırma. Çocuklar duyacak. Çocukların duymamasını bile kendin için istiyorsun. Babalarının da bir katil olduğunu öğrenmesinler diye. Ben kimseyi öldürmedim. Melek'in geldiği geceden sonra bu işi ben halledeceğim dediğimde sustun ama. Nasıl diye sormadın bile. Tıpkı Sahra'nın o cipe binmesine göz yumduğun gibi. Kör oldun, sağır oldun. Bana arkanı dönmeyip bir kerecik sarılsaydın belki böyle olmazdı. Sen artık arkamda dönemem. Nasıl acı, çıkışı olmayan bir karanlığa sürüklendiğimi görmüyor musun? Hep tek başıma. Her zamanki gibi yalnız. İnşallah adam profesyoneldir de arkasında iz bırakmaz. Nurcan, servisi niye sen yapıyorsun? İffet yok mu? İffet Hanım gitti Sinan Bey. Ne oluyor Nil? İffet bugün ayrıldı. İzne mi çıktı? Hayır. Kovdu mu yoksa? Kendi istedi. Ne gün ama. Yaprak dökümü. Senin neyin var? Nihat da istifa etti. Neden? Boş ver. Desene, birbirimizden başka kimsemiz kalmadı yine. Keşke biz diye bir şey olsaydı değil. Bugüne kadar olmaması bundan sonra olamayacağını göstermez. Alo? Evet benim. Anlamadım. Bir yanlışlık. Ne yangını? Hangi arazi? Başladığı yerde miymiş? Öyle dedi. Sabah da çok kötü görünüyordu. Yangın olayı onu çok sarsmış. Ama bu kadar ileri gitmeyi düşünmesi. Ben biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Nereye gidiyorsun?
Onu durdurmaya. Neden? Yapacağı şeyin farkında değil misin? Farkındayım. İstediğim bu değil miydi? Bu kadar kolay değil. Ölmeden önce vermesi gereken hesaplar var. Hepsi bu mu? Eğer ölürse onun olan her şeyin ile kalır. Benim olan her şey. Sahra, yüzüme bak. Gerçekten sebep bu mu? Mithat, gitmem gerekiyor. Gidelim o zaman. Dur. Bırak yalnız gideyim. Olmaz. Serkan seni bekliyor. Serkan bekleyebilir. Hayır, Serkan'ın artık seni beklemeye tahammülü yok. O zaman önce Firuzan'a uğrarız, oradan. Anlamıyor musun? Çok geç olabilir. Sahra, bu çok tehlikeli. Bırak bu akşam gücü ellerinden değil, yüreğimdeki nefretten alayım. El ele tutuşsak da günü geldiğinde ölüme yalnız gideceğiz. Yanına geliyorum Sahra. Tıpkı sözleştiğimiz gibi. Beni affedebilecek misin? Hayır. Sahra. Evet, ben. Şaşırttın mı? Olamaz. Neden? Beni çöl kumlarına gömenlerden biri de sen olduğun için mi? Yüzümle beraber hayatımda paramparça olurken hala orada mıydın Sinan? Yoksa arkana bakmadan suç ortağının yanına mı koşuyordun? Gerçekiz. Öyle bir gerçeğim ki. Sen gerçekle yüzleşecek kadar cesursan tabii. Dokunma bana. Zihnimin bir oyunusun sen. Sen de hayatın bana attığı en ağır ve en acı tokatsın Sinan Tara. Ne demek bir şey yapamayız? Kocam kendini öldürebilir diyorum size memur bey. Ne yani? Oturup 24 saatin dolmasını mı bekleyeceğiz? Kayıp değil ki. Hayır. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sağ olun ama teselliye ihtiyacım yok. Yapma Sinan. Bunu bana yapma. Yapma. Sahra, salma. Sen olduğunu onca zaman nasıl anlayamamışım. Anlayamadığın tek şey bu değil. Canına mı kıyacaktın? Sana da bu yakışırdı. Sorumsuz ve bencilce çekip gitmek. Sahra. Adımı ağzına alma. Ne desen haklısın ama ne olur dinle. Bak bu son gecem. Beni böyle gönderme. Yalvarıyorum. Son kez sarıl. Bırak burada öleyim. Acı bana. Acı bana. Bırak. Tek bildiğim bu değil mi? Almak. Hep almak. Sadece almak.
benden aldıklarına bir bak. Kaldır başını, sana söylüyorum. Şu halime bak. Sizin yüzünüzden nasıl yaşarken öldüğüme bak. Benim hayatım elimden sökülüp alındı. Ben yavrusundan koparıldım. Acının katmerlisini yaşayan da benim. Sana ne oluyor? Sen niye yerlerdesin? Yapamam. Kalk diyorum sana. Kalk ayağa. Bu eller. Ben diri diri mezara girerken bu eller toprak öktü üstüme. Ben yapmadım. Gözüm hırs bürümüştü. Hırsıma yenik düştüm ben. Yeniden başlama şansım olsa. Yok böyle bir şansın. Niye yok biliyor musun? Nil'le ikinizin hırsı her şeyi kirletti çünkü. Beni bile. Hem de temizlenemeyecek şekilde. Alo, trafik mi? Bakın, eşimin hayatı tehlikede. Ona ulaşamıyorum. Plakasını verirsen belki bir şekilde... Aradım. Şu an bir şey yapamayacaklarını söylediler. Neredesin Sinan? Neredesin? Yürü. Gidiyoruz. Nereye? Bırak beni. Odamıza. Bırak beni. Bizim bir odamız yok artık. Ortak hiçbir şeyimiz yok. Geçmiş mi? Orada inanacaksın. Yürü diyorum. Neye inanacakmışım? Neye? Bırak beni. Nil yaptı. Hepsini o planladı. Benim bir suçum yok. Onunla niye evlendin peki? Peşinden Fas'a giderken hiçbir şeyden haberim yoktu. Delirmiş gibiydim. Kendim de değildim. Benden gitmiştim Sarra. Yoksa ölümüne seyirci kalır mıydım? Bir gün büyüdüklerinde kızlarına nasıl hesap vereceğini düşündün mü hiç? Onlara Nil'in bir katilin suç ortağı olduğunu nasıl söyleyeceksin ha? Sen buraya niye geldin ki? Neden susuyorsun? Söylesene. Bana engel olmak için geldiğini biliyorum. Hata etmişim. Hiç gelmemeliydim. Yardım et bana. Ölüyorum Sahra. Hıza düşüyorum. Ve beni tutmaya sen geliyorsun. Sen onca şey yaptığım halde bir tek sen korkmuyorsun. Elimde silah varken bile dimdik durabiliyorsun karşımda. İlk önce cesaretine vurulmuştum. Ne güzel teslim olmuştum sana. Karın olduğunu unutup beni rakip görmeye başladığın güne kadar evet. Mücadele bitti. Galip sensin. Sen hayatını mahveden adamı ölümden döndürecek kadar büyük. Bense senin katilinle evlenecek kadar zavallı ve zayıfım. Yapma şunu. Bağışla ne olur. Ölmeden beni affettiğini duymak istiyorum. Güzel günlerin hatırına. Kızımızın hatırına bağışla. Bir kere daha göster büyüklüğünü. Lütfen. Sahra yapma. Sen bu işe karışma Mithat. İki gözyaşı döküp özür diledin diye kendini atlayabileceğini mi sanıyorsun sen ha? Neden geldin? Seni bu canıyla baş başa mı bıraksaydım? Sana güvenmiştim. Mithat haklıyım. Şu ayakta uyuttunuz beni. Önce karımı sonra da şirketimi elimden aldın. Sahtekar! Sakın! Kendi hırsızlığın hesabını benden sormaya kalkma sakın! Mithat, senin de benden aşağı kalır yanı yok. Bak sözlerine dikkat et. Etmezsem ne yapıyorsunuz? Oğlum? Bir dakika ya! Bir daha seni üzmesine izin vermeyeceğim. Sen kimsin? Gebertirim seni! Bir daha Sahra'nın saçının teline zarar verirsin. Mithat! Sana bu işe karışma dedim. Hayır.
burada yok olması gereken biri varsa... O da benim. Hiçbir zaman var olmamış olan ben. Sinan yapma. Bırak yapsın. İçim rahat. En azından ölümüm bir işe yarayacak. Gidelim. Onu bu hale bırakamayız. Sana yaşattıklarını bir düşünsene. Böyle olsun istemezdim. Sahra gidelim. Sinan'la hesabım daha bitmedi. Söyle, ne istiyorsun? Sana inanan, seni seven, senden bir çocuk doğuran Sahra'nın masumiyetini geri istiyorum. Geçmişimi geri istiyorum. Hayatımı istiyorum. Kızımı, şirketimi istiyorum. İstersen gidip bunları Nil'e de söyle. Sizden korkmuyorum. Çünkü canımı daha fazla yakamazsınız. Yeter. Ne olursunuz. Yemin ederim hepsini sana geri vereceğim. Sahra. Tek bir şey bilmeni istiyorum. O gece... Ben o gece Nil'le beraber olmadım. O beni tuzağa düşürdü, oyuna getirdi. Artık umurumda değil. Sahra, hadi yatıp uyu biraz. İffet'i ziyaret etmem lazım. Bu halde kimseye bir yararın olmaz. Firuzan'a giderken ben hastaneye uğrar ilgilenirim. Teşekkür ederim. Bana teşekkürün iyice dinlenmek olsun. Söz mü? Peki söz. Serkan çok yalnız kaldı. Akşam getirecek misin? Firuzan Sultan hayatına memnun olduğunu söyledi. Birkaç gün daha orada kalması iyi olur. Haklısın. Kafam öyle karışık ki istediği ilgiyi gösteremeyebilirim. O çok hassas bir çocuk. Ve akıllı. Anlayacaktır bunu. Hadi bakalım. Ben dışarı, sen yatağa. Bak söz verdin. Merhaba Feyza. Kahvaltı mı? Evet. Ne çabuk unuttun sözünü. Hani şirkette yapacaktık kahvaltıyı? Hay Allah ya, nasıl unuttum. Affedersin. Dün gece öyle şeyler oldu ki. Ne oldu? Anlatsana. Sonra anlatsam. Ya anlat hadi, çatlatacaksın adamı. Ama şimdi böyle telefonda anlatılacak. Ya anlat ya da gel. Yoksa ben işi bırakıp gelirim. Kovulursam da sebebi sensin. Tamam tamam. Ben gelirim. Görüşürüz. Anlat hadi, ne oldu? Ay çatlayacağım vallahi. Evet, kapıda karşılamandan belli. Önce sen şu yangın olayından bahset. Ay bilmiyorum, bahset. Daha rapor hazırlanmadı. Bence o iş biraz karanlık. Nasıl yani? Kundaklama olabilir mi? Anlat hadi. Öyle kuru kuru olmaz. Önce bir şey içeyim. Gıcıklığını yapıyorsun değil mi? Sabret Feyza. Alacağın olsun. Hadi başla. Peki. Dün akşam. Feyza sen... Merhaba. Burada olmana sevindim. Şu işi bir an önce halledelim Sahra. Ev.
Tamam. Artık bana ait olan hisselerin %20'si senin, %40'ı da Lara ve İpek'in üstüne. Teşekkür ederim. Zaten senin olanlar için. Sözünde durduğun için. Şimdi geriye en önemli mesele kalıyor. İpek. Evet. Merak etme. Çok yakında tamamen senin kollarında olacak. Ben... Yani bütün bunlar rüya mı? En iyisi gidip yüzümü yıkayayım. Keşke zamanı geri getirebilseydim. Keşke her şey farklı olsaydı. Keşke bin tane keşke bir tane şimdi edebilseydi. Son bir sorum var. Dinliyorum. Nil beni öldürmesi için kimi görevlendirmişti? Bilmek istiyorum. Lütfen söyle. Meleği. Güzel vuruş. Burada olduğumu nereden bildin? Evinde bulamayınca. Seni de bu kadar iyi tanıyınca. Hoşuna geldiğini bilmen gerekirdi. Hiç yakıştıramadım. Ne istiyorsun? Sen haklıydın. Başından beri. Ne o? Başına saksı falan mı düştü? Yoksa yangında senin de devrelerin mi yandı? Demek duydun. Başın sıkışmasa gelmezdin. Atuma dönmeyeceğim. Senden bunu istemek için gelmedim. Ben sadece senden ve dostluğumuzdan özür dilemeye geldim. Ben buradayım. Ama dostluğumuzun artık seni duyabileceğini sanmıyorum. Yine de rastlarsan söyle. Umarım bir gün beni affeder. Baba. Söyle. Özür dilerim. Niçin? Hem okuldaki olay hem de sana öyle şeyler söylediğim için. Unuttum bile. Asıl ben özür dilerim. Sen ne yaptın ki? Sizleri ihmal ettim. Sevgimi gösteremedim. Yeterli vakti ayıramadım. İyi bir baba olamadım size. Unuttum bile. Şu çarpışan arabalara binelim mi? Hadi. Hoppa. Baba. Bundan sonra hep böyle birlikte bir şeyler yapalım mı? Biri de alalım ama. Bir arada olursak. Niye bir arada olamayacakmışız? Al bakalım. Bu senin. Bu bana mı? Prenses kostümü. Bu çok güzel, süper. Çok güzel, yakıştı mı? Çok. Otursana Lara, sana söyleyeceklerim var. Beni tamam. İyi dinlemeni istiyorum. Peki baba.
Sadece prenseslerin peçeleri olmaz kızım. Hepimizin peçeleri var. Görünmeyen peçeler değil. Bunu anlayabiliyor musun? Galiba. Büyüdükçe korkularımız artar. Ama biz bunları saklamaya çalışırız. Nasıl korkular? Başarısız olma, onaylanmama, terk edilme ya da kaybetme korkusu gibi. Çocuklar peçelerin arkasına gizlenen şeyleri pek göremezler. Gerçek yüzleri mi yani? Bir gün tanıdığın insanları peçeleri düşürecek. Dediğin gibi, gerçek yüzlerini göreceksin. İyi bildiklerinin kötü, kötü bildiklerinin iyi olduklarını göreceksin belki. Hangi tonları kullanalım? Fuşya bir elbise giyeceğim. Özel bir gece mi? Öyle olduğu söylendi. Bakacağız. Nasıl olmuşum? Harika. Hazırsan çıkalım. Etkileyici ve karizmatik. Seni ilk kez böyle görüyorum. Nereye gittiğimizi söylemedin hala. Kalbin dayanmaz diye kendime saklıyorum. Bana bakın. Bu da nereden çıktı? Babam almış Nil, hediye. Bu aralar bütün inceliğin üstünde bakıyorum. Biz çıkıyoruz. Nurcan'a söylersinler. Peki baba. Kardeşine iyi bak, oldu mu? Pek sana emanet. Kızları öpmeden mi gidiyorsun? Avrupa seyahatine çıkmıyoruz Sinan. Alt tarafı bir akşam yemeği. Sen bilirsin. Görüşürüz kızlar. Hani yemeğe gidiyorduk? Acele etme. İkimiz için çok özel bir menü hazırlattım. Hayaletlerin cirit attığı bu kokuşmuş evde yemek yemek istediğimden emin değilim. Senin için tek anlamı bu mu? Ne gibi? Unutma, burası aynı zamanda bizi bir araya getiren mekan. Bu evde tanıştık, burada evlendik. Çok şaşırtıyorsun. Öyle mi? Bu gecenin bilmediğim özel bir anlamı falan mı var? Dedim ya, sabırlı ol, öğreneceksin. Doğrusu bizim için ne hazırlattığını çok merak ettim. Önce başlangıçlar. Ana yemek için daha vakit var. Sağlığına hayat. Senin de. Yine de her şey için sağ ol. Kızlarıma onca emek verdin. Yine de? Bu gecenin özelliğini merak ediyorum. Bu gece bizim son gecemiz hayatım. Ayrılıyor muyuz? Senden ayrılmaya hiç niyetim yok. Neden öyle söyledin peki? Sahra, seninle yaşadıklarım hayatımın en güzel yıllarıydı. Bunun için sana minnettar kalacağım. O gece niyetim ikinizin de canını yakmak değildi. Sana söylediğim gibi bir kez daha ben benden gitmiştim. Ya ne oluyor? Beni sevdin mi Nil? Evet, tabii. Kapasiten doğrultusunda. Yani kayda değmeyecek kadar az. Bunları neden söylüyorsun? Nedenleri var değil mi hayatım? Bütün suçlularım vardır.
Ama sen nedenlerini kendine koltuk deneyi yapmışsın. Acılarından besleniyorsun. Ama üzülme. Artık bu trajediye bir son veriyorum. Nereye varmaya çalışıyorsun? Sadece bugüne kadar suça ortak olduk ya. Cezamızı da beraber çekelim diyorum. Benimlesin değil mi Nil? Daima. Doğru yanıt. Ben de böyle düşünmüştüm. Ana yemek için hazır mısın hayatım? Bu CD'yi belki de kucağında İpek'le seyredeceksin Sahra. Sizden ricam Lara'ya da sahip çıkmanız. Zaten annesinden başka kimsesi kalmamış olacak hayatta. Nil? Saçmalama Sinan. Bu silah da neyin nesi? Kabus başladığı yerde bitmeli diye düşündüm. Sinan kendine gel. Tahmin edemeyeceğin kadar kendim değil. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Beni öldürecek misin yani? Önce seni, sonra kendim. Delirmişsin sen. Çocuklar. Yapma Sinan, yalvarırım. Ölmek istemiyorum. Sahra istiyor mu? Peki ya Cemal, Melek? Onlara hiç sordun mu? Yapma lütfen Sinan. Beni de kendin gibi katil yapamayacaksın. Haklısın. Çocuklarımı düşünmeyin. Onları temiz bir geçmiş bırakmak istiyorum. Zararın neresinden dönülse kârdır. Sinan, gidelim buradan. Ver o silahı bana. Unutalım bu geceyi. Otur yerine. Öyle şeyler biliyorum ki. Öyle şeyler biliyorum ki. Bu sırları kendime saklayarak seni yaşarken ölüme mahkum edeceğim. Sen ne deme? Bence öğrenmek için sabırsızlanma. İnan bana, tercih etmezsin.